Hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi arka plan berbat. Bugün 2 Ağustos ve ben uzun zamandan sonra kamerayı elime alıyorum. Yaklaşık 10 gündür falan vlog çekmiyorum sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çektiysem de böyle kısa kısa kesitler falan çektim herhalde. Hiç hatırlamıyorum. İnanın hiç hatırlamıyorum. Tamamen YouTube'dan uzaklaştım. Hiç video izlemiyorum. Telefonu elime dahi alamıyorum. Kamerayı elime alamıyorum. Montajlayıp bilgisayara yüklediğim, YouTube'a yüklediğim videoları dahi YouTube'da düzenleyip sizlere açamıyorum. Böyle bir yoğunluğun içerisindeyim. Neden böyle, niye böyle ben de bilmiyorum. Yani herkes mi böyle, bir tek biz mi bu kadar yoğunuz, ya da bizim aile olarak, çekirdek aileden bahsediyorum. Biz kendi çekirdek ailemiz olarak biz mi bu kadar böyle kendimizi yoruyoruz, ya da biz mi yetişemiyoruz, biz mi beceremiyoruz bilmiyorum. Uzun zamandır yokum, YouTube'da da yokum, vloglarda da düzensiz atıyorum, çok düzensiz bir şekilde videolar geliyor. İçerikler çok karışık geliyor, her şeyi çok düzenli anlatamadım. Bunlardan dolayı çok... Şu an linç yiyorum açıkçası. Ama beni de anlamanızı istiyorum sadece. Biliyorum. Yani herkes aslında YouTube'da olan birçok kişi de görüyorum. İşte topluluktan haber veriyor. Instagram'dan haber veriyor. Oradan buradan yazıyorlar, ediyorlar ama ben o tarz şeyleri çok yapmayı sevmiyorum açıkçası. Yani bilmiyorum. Bu benim kendi fikrim. Hani topluluktan yazıp ben iyiyim demek, ya da ne bileyim işte oradan size bir şeyleri yazıp söylemek bana birazcık saçma geliyor. O yüzden de ben yazmıyorum. Hani ben zaten müsait olduğumda yazarım. Yani müsait olduğumda bir video çekip atarım diye. Oradan yazmıyorum. Çok acil bir şey olduğunda ben topluluğun ya da Instagram'ın haber vermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Öyle hani küçük şeylerde haber verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani haber geçip de topluluktan böyle küçük şeyleri yazıp da işte şöyle oldu böyle oldu demek bana çok saçma geliyor. Birkaç kere yaptım ama çok saçma geldiği için bir daha yapmadım. Neyse, ev hala bitmedi arkadaşlar. Hala tadilat. Neden? Şu an hiç onları anlatmak istemiyorum. Olmadı yani, bitmedi, bitiremedik. Sadece şunu söyleyeyim, neden bitiremediğimizi söyleyeyim. Eşimin işi şu an aşırı derecede yoğun. Akşam 11-12'de geliyor eve. Yazın zaten eskiden beri beni izleyenler bilirler. Yazın benim eşim çok yoğun oluyor. Eşim mesleğini bilmeyenler için, eşim perdeci, perde dükkanımız var. O yüzden elemanımız da olmadığı için, eleman almadığımız için her şeyi kendileri yapıyorlar babamla birlikte. O yüzden biraz fazla yoruluyorlar, fazla koşturuyorlar. O yüzden de pek vaktim olmadı açıkçası arkadaşlar. Ev yapabilecek eşimin vakti olmadı. Sebep bu. Sonra ablamlar geldi. İşte ablamlar gelince ben orada durdum. Benim de evde olmamamın sebebiyle birazcık bir şeyler aksadı falan filan. Neyse, ev tam anlamıyla bitmedi. Ama bayrama kadar bitirmeyi temenni ediyoruz. Bakalım. Bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum. Dün akşam eve geldim. Bir takım işlerim vardı. O yüzden dün akşam eve geldim. Bugün tekrardan annemlere geçeceğim. Sinop mantısı yaptı annem. O yüzden akşam annemlerde olacağım. Bilmiyorum orada mı kalırım, gelir miyim? Hiçbir fikrim yok açıkçası ama bu akşam böyle biraz sahile doğru inmek istiyorum. Ama öncesinde böyle küçük bir anlatayım dedim. Ondan sonra bu vloga devam edelim dedim. İlk önce anlatıp vloga başlamak istiyorum. Ay nasıl? Niye öyle bir video? Ne oldu lan? Beni buraya bırakıyorum ya. Orada çalışma var. Öğrendi. Şu küçük bir tane var. Büyüyünce izlersin bunları. Tamam. Açın. Raflara bakın, orada poşetin içinde. Anne. Kız kapağı aç. Aynamı dolabın kız, bu tarafın kapağını aç. Gümüştü. Hem poşetin içinde, dolabın içinde. Esra al bunları, Esra yapışacak. Şeyin altına bile baktım, koltukların altına. Çek yatayım. Yok senin şarj. Oraya tık. Yok. Benim şarj değil mi? Bir haftasın. Yarın bak örümceğe. Miren. Sanki bir çok yanıyor altına, baksana. Miren. Abidonun yanına koysan.
Miren. Aşkım benim. Ay bardağı düşürdü. Yoğurt çok, ceviz var da. Yoğurt çok var mı? Yoksa baban gidiyor. Yeter. He? Baktın şeydeki mı? Değil mi o? O vatan. O yeter mi? Baktın mı içine bilmiyorum. Doluydu. Alırız gerçi ya. Yarı, yani yarı yanca. Baban yiyor. Evde yapsanız mı ya bu yapacağını? Ya evde niye yapayım ya? Burada her şeyim burada benim. Allah Allah. Miran. Dönüyor mu? Gel kız. Teyzeciğim lütfen kalkar mısın? Gel. 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 Konuşuyorlar. Ama saçma şeyler konuşuyorlar. O yüzden de ben video çekemiyorum arkadaşlar. Şu kadın, şu birazcık, şu çok değil ama en çok şu. Ne? Bak gördünüz mü? Burayı yayınlayacağım. Yayınlamazsam adım Esra değil. Bak görürsün. Manyak bu dedi bana. Burayı yayınlayacağım. Gerçekten yayınlayacağım. Bak inan. Buraya mı çekiyor? Ne yapıyorsun? Evet çekiyorum şu an. Bu videonun sonunu çekiyorum. Ve senin bu dediğini yayınlayacağım. İşte bu yüzden video çekemiyorum. Mesleğime saygı duymayan insanlar var. Şiddetle rica ediyorum. Mesleğime saygı duy Ayten abla. Saat 10'a 10 var. 20 dakika sonra Mete ve Alimler uyuyacaklar. İkisini de yatırıp uyutacağız. Miran şu an uyuyor. Sen uyuyacağını biliyor musun? Ben hala annemlerdeyim. Kapılarımın bir kısmı boyandı. Evet, bu akşam Ayas biraz daha bir şeyler yapacak. Yarın akşam tamamen bitecek inşallah. Evet, sen biliyorsun. Yani bu hafta sonundan sonra evin çok sevindim. Temizlik aşamasının yarısına gelmiş olurum diye düşünüyorum. Çok sevindim. Ev kısmen bitmiş olur diye düşünüyorum ki bitmek zorunda çünkü zaten çok insan gelecek, abimler gelecek, kuzenlerim gelecek yani. Ne yapacağız biz seni? Ve size çekmem gereken bir tane video var. Hala onu da çekemedim. Ama bundan sonra video çekeceğim. Bu konuda beni en çok motive eden kişi benim annem. Hiçbir yere. Video çekmemi en çok isteyen ve beni en çok motive eden kadın. Fatma Ekici. İşte şurada. Annem. Annem mesela oturuyor. Televizyon izleyeceğine beni izliyor. Neden? Çünkü ben para kazanabileyim, kızım para kazanabilsin diye. Böyle fedakar bir anne. Bütün telefonlarda beni açıyor. Şurada da bir yeğenim var, yüzünü kapattı. Bunların hepsini yayınlayacağım. Beni çekme diyor ya. Ondan sonra diyor ki, hadi video çekelim mi? Şöyle yapalım mı? Macbank yapalım. Ha, bak gördün mü, beni çekme diyor. Ama onu yapalım, bunu yapalım diyor. İnsanlara güzel şeyler çekin, gösterin. Mesela herkesin olmadığı. Ben sana güzel şeyleri çek, insanlar görsünler diyor. Olur olmaz şeyler değil. Güzel şeyler çekin, insanlar hem onlar da onları izlemekten beslensin. Mete, sen uyuma numarası yapsana bir. Belki hayır, numara yok. Gerçek olacak bu akşam. Sen uyuma numarası yap, belki o da uyur. Çünkü sen ne yaparsan o da onu yapıyor. Bak gördün. Benim çiçeğim o kadar akıllı ki. Hayır, o ne oldu öyle? Gündüz açıyor yapraklarını. Akşam oldu. Hayır, bu şekilde niye toplandı? Böyle toplanmıyordu. Böyle doldu. İstanbul'dan gelip hep kurumuş oluyor. Bir tane bir şey olmuyor. Toprak. Sen bir ya. Bildiğin toprak var. O patatesi mi oluyor şimdi? He, patatesi var onun. Allah Allah. Ondan sonra bol gene bir suyu. Ben de patates başkan olsun onları. Sen. Şey. Neyse, bundan sonra vlog çekeceğim. Her gün vlog çekmeye çalışacağım. Bir şey yok. Dünya geldi. Dünya'nın su faturası geldi. 1-2-3. Güzel. Birbirinizi izleyin. Destek olun. Birbirinize destek olun. Ben bunları koyma. Az izlenen. Niye koydun? Anne be, ne kadar var? Az izlenen kanalları ben sürekli izliyorum. Gençler para kazansın diye. Siz de izleyin. Birbirinize destek olun. Bir şeyler yapın gençler. Ben de YouTube kanalı açacağım. Ha, böyle diyorsunuz sonra inanıyorlar. Sonra ben de inanıyorum.
Havada sinek yakala derken. Fotoğrafa gitmek istiyor. Neyse kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Miran, alkış. Alkış. Ay, Cini yiyelim ben. Yiyelim, yiyelim. Alkış değil. Alkış. Hadi, bye bye. Bye bye. Hadi, alkış yap. Alkış. 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 Alkış.